Evet. Zikrullah yaparken, zikrullahta şimdi üstadımıza rabıta kurduğumuz zaman veya işte peygamberimize veya Hazreti Allah'a rabıta kurduğumuz zaman mesela an geliyor, işte oradan başka bir şey geliyor aklımıza. İşte hayatla alakalı veya işte hizmetle alakalı, başka bir şeyle alakalı. Burada işte bunu şöyle yap veya daha önce düşünüp böyle üstünden geçtiğimiz bir şey aklımıza geliyor. Bunu şöyle yap veya bu böyle, onunla alakalı bir enstantane canlanıyor. Mesela bu böyle olması gerekiyor veya böyle olsa daha güzel olur gibi. Bu gelen fikirler o rabıtadan, o odaklanmaktan uzaklaştırmak için bir vesvese mi, bir varta mı, yoksa o sırada onu hakikat kabul edip bir ölçü olarak alınabilir mi bunlar? Niye ki insan kendisini bir seviyede tutamadığından kaynaklanıyor. Peki bu o gördüğünü hayatına uygulayabilir mi normalde? Uygulayamaz. Babacım, devletin vatandaşını ben bu seviyeye kadar, bu süreye kadar tedavi edebilirim, bu süreye kadar bakabilirim deme hakkı var mı? Var. Peki yani şöyle var. Yani bir devletin bu noktada sosyal anlamda, zenginlik anlamında gücüyle sınırlı bu. Devlet vatandaşlarına hizmet götürmekle mükellef. Vatandaşlarına bakmakla mükellef ama gücü nispetinde. O yüzden devlet bu noktada kendince, avukat var, avukatlar oradaymış ya hepsi de. Hiç açtınız mı böyle bir dava? Şahitliğiniz var mı, öyle birisi kalkıp böyle dava açan biliyor musunuz? Efendim, eğer hekimin hatası varsa hekimin hatasından dolayı açılabilir ama hekim heyet olarak karar verirse maddi hukukta, İslam hukukunda yer olmayabilir ama Türkiye Cumhuriyeti'nin son uyguladığı maddi hukukta hekimler o kararı verme ehliyetine sahipler. Hekimler o kararı veriyorlar evet. Yani. Sınırsız bir muhtariyet var. Bir muhtariyet var. Hemşerin. Sınırsız bir müdahaliyet yok. Aleti durdurma şansı yok. Çünkü ötenazıya gider, Türkiye kanunlarında ötenazıya sahip. Aleti durdurma hakkı yok. Aleti ama serbest bırakır. Ötenazi olur. Ötenazi hastanın kendi ölümü isteği. Öbür türlü de ileride herhangi bir şekilde şey durduramazsın aleti. Durdurabilen hiç yoğun bakımda... Ölümlü vakalar en fazla onda. Duydunuz mu yani? Makine fişi çekme diye bir şey duydun mu? Makine fişini doktor çekmez. Çekmez. Aile çekemez söyle. Yani. Çekemez. Savcı seni sorguluyor. Çekerse savcı seni sorguluyor. Yani görüş bildiriyor. Heyet görüş bildiriyor savcı. O beyin ölümü oldu diyor. Alın bunu defnedin demiyor. Defnedin demez. Ama sen fişi çekti mi alın bunu defnedin diyor. Şunu diyebilir. Hasta yakınlarının %95 bu hasta yaşamayacak. Yani hasta yakınlarından imza alıyorsun. Diyorsun ki sen bunu öldürmeme izin ver. Eyvah! Çok ağır bir şey hocam o ya. Yani sen bunu öldürmeme izin ver, imzası alıyorsun. Başka bir şey yok yani. Hocam bu çok ağır değil mi? Bence ağırmış. Peki bununla alakalı Diyanet'ten fetva aldılar tabii bununla. Organ bağışının fetvasını aldılarsa. Eyvah! Yani atan gitti bak. Ciğer varken, onun öldüğüne kimse hükmedemez ya. Doktorlar olarak kendimizi garanti almak için hasta yakınlarına gidiyoruz. Diyor musun, bunun organını bağışlıyor musun? Hiçbir doktor diyebilir mi? Ben bunun organını alabiliyorum. Tam yetki olsaydı, sınırsız yetki olsaydı doktor, ben bunun organını alıyorum, veriyorum der. Olmadığı için hasta yakın atıyorsun topu. Diyorsun ki hasta yakın izin verdi de ben aldım. Yoksa hasta yakını ben izin vermedim tehlikeye hiçbir organı alamıyorsun. Yoksa sınırsız yetki varsa ben alırdım organı, hasta yakına sormadım. Hocamız bizi yanlış anladı. O buradaki kastetilen sınırsız yetki dediğimiz, onun beyin ölümünün gerçekleşip gerçekleşmediği konuda, tıbben yaşayıp yaşamaya devam edip etmeyeceği konusunda, değerlendirme konusunda sınırsız yetki var. O yetkide sınırlar, o yetkinin testleri var. O testler pozitifse olur, o testler negatifse olmaz. Onun belli matematiksel diyelim bir kuralı var. O kurallar oturduysa beyin ölümü. O kurallar oturmadıysa beyin yok. O da kendi hocam şuraya sesini... Gel şu mikrofondan arkadaşlara böyle bir şeyle başlarına geldiğinden iyi uygulamakla yükümlü oldukları yolu öğrensinler. Etraflarını da anlasınlar. Millet bu konuda tam bir bilgili değil. Olsun yok. Ayakta dur, ayakta. Kalk. Hah. Şimdi bir kimse
Hayır, bir kimse şimdi normalde hastası var, beyin ölümü gerçekleşti dediler. Beyin ölümü gerçekleşmenin testleri var. Bir heyet var. Bunun içinde beyin cerrahi, anestezi uzmanı, nöroloji uzmanı gibi işte heyetin içerisinde grup var. Onlar kendince alet durduğunda solunumu devam edecek mi test yapıyor. Kamerayı açık değil mi? Açık açık. Tamam. O testlerde hastanın solunumu tek başına götüreceği tespit edilirse, götüremeyeceği tespit edilirse beyin ölümü gerçekleşiyor. Beyin ölümü gerçekleşmesi demek şu, otonomik solunum var, otonom, refleks solunum var beyin sapından giden. O işi götürebilir, beyin de geri dönebilir ya da beyin fonksiyonları geri dönebilir. Bunu geri döndüremeyeceğini tespit ediyor teyit. Sonra aile yakınlarına diyor ki bu hastanızın beyin ölümü gerçekleşti. Şimdiki kurallara göre, kanuna göre deniyor ki bunun organlarını bağışlar mısın? Şimdi aile yakınları izin verirse organlarını bağışlıyor denirse işlemler başlıyor. Hangi organı çalışıyorsa, hangi organı işlev görecekse onlar alınıyor. Mesela kalbi sağlamsa kalbi, akciğeri sağlamsa akciğeri, işte böbrekleri, korneası dediğimiz gözün bir parçası filan. Ama aile izin vermezse bu işlemlerin hiçbirisi yapılamıyor. Hastaya çok yoğun bir tedavi destek yapılmadan, hani beyin ölümü de gerçekleştiği için fazla yoğun üzerine gitmeden kendi seyrine bırakılır. Yani doğal seyir içerisinde ölmesi bekleniyor. Ama aile yakınları organlarını bağışlarsa, imza edip doktorlar alırsa tüm organlarını alıyorlar. Burada da durdur. Esasında ailesinden şunu almış olarak, tamam bunun ölümünü ben onayladım, siz bunu öldürdünüz. Bu dinen caiz değil. Dini hukuk açısından kalbi çalışan, nefes alıp veren bir kimsenin ölüm hükmünü bir kimse veya bir heyetin vermesi mümkün değil. Yani bedeni ölümünü de ailesinden onaylatmış oluyor. Yani beyni ölümün yanında bedeni ölümün de gerçekleşmesi lazım. Bedeni ölümün gerçekleşmesinde organları bağışlanması izni alarak aileden almış oluyor. Değil mi yani? Yok, ben sorunun, senin soruna cevap olarak şey yapmadım bunu. Yok, ben bu meselede genel bir bilgilendirme olsun diye Murat Hocam'a anlattırdım. Bu noktada, bu meselede sorusu olan varsa Murat Hocam'a sorsun. Hocam soruları alabilirsin. Estağfurullah, buyur hocam. Peki, beyin ölümünden sonra, beyin ölümü de gerçekleştirdikten sonra şimdi beyin ölümü gerçekleştikten sonra ne kadar kısa sürede alınırsa organlar o kadar sağlıklı esasında. Beyin ölümünden sonra beden ölümü gerçekleşmesi günler de alabilir, aylar da alabilir, yıllar da alabilir, çok uzun da sürebilir. O süre içerisinde organların fonksiyonu giderek kaybolur. Yeterli sağlıklılığı kaybettiği için ne kadar zaman geçtiyse bu fonksiyonları kaybeden organ almakta takıldıktan sonra diğer insana çok fayda etmeyeceği için çok istenmez, yani çok geç bir zamana bırakılması istenmez. O yüzden beden ölümünden sonra alanın yapmak pek olan bir şey değil. Ama yapılabilir mi? Yapılabilir de bazı organlar için. Mesela korneası her zaman alınabilir. Kornea dediğim şey gözün bir zarı yani. Ama böbrek fonksiyonları muhtemelen bozulmuş olacaktır. Kalp fonksiyonları bozulmuş olacaktır. Ölümün hemen ardından bunu alalım. Yani öyle bir ekip olacak ki anında buna müdahale edecek. Çok da zor bir şey olduğu için o pek yapmıyor. Ama yapar mı? Yapar. Hocam öyle işlemde bir arkadaşımın kız kardeşi doğmak konuştu. Doktorlar birkaç sefer beyin ölümü gerçekleşti. Oranlarına bunun dediler. Bir veya iki gün sonra tekrar hastamızı öldü. Aile tabi vermedi. Yok dediler. Son dakikaya kadar biz hastamızın başındayız. Fakat sonra dediler hastamızı öldü, alın defne. Şimdi biz kendi aramızda konuşurken arkadaşım dedi ki acaba bir fişi mi çekilir? Aile olarak bunu araştırabilirler mi? Yani araştırabilirler. Bir şey yapabilirler mi? Yani öyle bir şüphe varsa araştırabilirler. Geçmiş bir mevzu da hani böyle işte şimdi tıbbi hatalarda zaman aşımı kuralı yok benim bildiğim, avukat beyler dahil ama zaman aşımı yok. 10 yıl sonra bir de olsa gidip doktoru davaya verebilirler yani. Yani şöyle araştırma isteyebilirler yani. Sonuçta şu olmuştur muhtemelen, organ bağışıklığı olmadığı için, beyin ölümü de gerçekleştiği için çok yoğun bir tedavi sisteminden daha böyle yavaş bir tedavi sistemine geçmiştir. Doğal seyrine bırakılmıştır, hasta da vefat etmiştir. Fiş çekilirse savcı sorar da. Yani onu soruyorlar, benim başıma geldiği için diyorum yani. Savcı beni çağırdığı için bildiğim, yani soruyor yani. Ölecekti diyemiyorsun.
Zaten öncelikli lafını savcı kabul etmedi yani. Etmiyor. Ölseydi diyor yani. Beyin ölümü gerçekleşen bir insan geri dönme ihtimali var mı? Bunun bir örnekleri var mı? Yani var, duydum, duyulan çok böyle yıllar sonra kendine gelmiş, nadir de olsa vakalar var, çok az da olsa bu vakalar olduğu için zaten hani çekemez bir şey. Ben üniversite, Uludağ Üniversitesi'nde yıllar sonra dönüp de şimdi üniversite okuyan öğrenci olduğunu şey yapıyor yani. Var. Yani var. Birkaç da, benim de bir tane bildiğim hani en azından kendi şahit olduğum var. Çok uzun kalıp dönen. Ailenin dur organ, sen organ, ailenin onay vermesi lazım. Beden senin değil artık, ondan sonra ailene, o ailen de izin vermesi lazım. Son isteği değil, kabul edelim. Bu organ bağışında, normalde beyin ölümü gerçekleştikten sonra yapılıyor dediniz. Beden ölümü gerçekleştikten sonra yapılmıyor değil mi? Yani organlar fonksiyonunu çok kaybetmiş. Doğal olarak da yaşayan birisinden canlı organ almış oluyor. Yani yaşayan birisi, organları çalışan birisinden organlar almış oluyor. Bunu dönem de hissediyordu. Ne hissettiğini bilmiyoruz. Geri dönen yok orada. Hissediyordur herhalde. Bir şeyle bilmiyoruz yani. Kimse dönmedi oradan. Gelip hissettim değil mi? Orada öğreneceğiz onu. Orada sonra. Bazı insanlar hastanelere gidiyor, bilmeden form doldurtuluyor, imza attırılıyor. Yani daha yaşarken hiçbir sağlık sorunu yokken, artı o imzayı attıktan sonra öyle bir duruma düştüğü zaman ailesi sonradan buna itiraz edebiliyor. Edebiliyor benim bildiğim. Yani vermiyoruz, o demiş olabilir, biz vermiyoruz diyebilir. Hocam İstanbul'da Alamut için ölüm ölümünü gerçekleşmiş bir işlerdi. Biz de bütün akrabalarla beraber İstanbul'a akın ettik tabii. Öyle olacak. Fakat İstanbul'a yolun ne olur? Hastaneler, hastanedeki doktorlara eğer bunun fişini çekmeniz durumunda sizi de hastane yönetimine, hastaneye, mahkemeye şikayet verin demişti. Ve şu an falan yaşıyoruz. Ölüm ölümünü gerçekleşmiş demişti. Yani ayağa kalktık. Evet, şu an yaşıyoruz. Olur şey, olur yani. Onun organlarını parçalayacaklarmış da. Hocamın meslektaşlarına söyleyemediğini ben söyleyeyim. Yani şimdi şey, tabii hukuki açıdan sıkıntılar olduğu için sizden izin almak zorundalar. İzin verseler de olurdu yani. Şimdi ilk başta beyin ölümünü deklare ederler. Sonra da hastanenin kapasitesi veya imkanı da varsa, ki vardı çoğu hastanede artık organ bağış ekibi var veya ilde var. Gelip sizden organı hani aileden istiyorlar, organlarını bağışlar mısın diye. İkinci adı da bunu söylüyorlar genelde. Ben buradan diğer arkadaşlar olabilir. Bir şey var herhalde. Mesela normalde bir hasta gerçekten öldüğünü, burada hep şey konuşuyor yani, işte bu hastadan beyin ölümü gerçekleşti ama işte makineye solunum cihazına bağlarsak, işte makineye bağlarsak bu hasta yaşayacak. Ama şimdi doktorlar hani şuna karar verdi mi? Bu hasta gerçekten hani öldü yani, bunun artık şeyi yok yani, böyle bir karar var mı? Yoksa her durumda hani hasta yaşar, hani biz bunun makineye bağlasak yaşar hükmü var mı? Yani ben şeyi öğrenmek için, yani bu tanrı %100 öldü, bu geri dönüşü yok, yüzü karar. Yani şimdi geri dönüş ihtimalleri vardır bir hastalığın mevcudiyetine göre, onun dönme ihtimalleri vardır zaten. Hani o ihtimallere göre bunun dönemeyeceği tahmin edilebilir. Yani ben şunu soracağım. Hastamız oldu diye bir beyin ölümü gerçekleşti. Hani bunu her doktora illa ki sorar mı? İşte hasta böyle bir durumda. Hani bunu cihaza bağlayalım mı yoksa defnedelim mi diye soruyorlar mı yani doktorlar? Cihaza bağlandıktan sonra cihazı durduramıyorlar.
Yani cihaza bağlanma noktasına geldi. Cihaza da bağlandıktan sonra doktorun onu kendi başına durdurma yetisi yok. Ama ailesine soruyor, söylüyor. Beyin ölümü gerçekleşti diyorlar. Sonrasında organ nakli ne soruyorlar. Ama beyin ölümü gerçekleşti. Bunun da biz durduruyoruz, ha, haberiniz olsun denmiyor yani. Öyle bir şey yok. Yok. Alet var. Çalıştı sürece çalışıyor. Tamamen ailenin kendi kararı. Yani o alet çalıştığı süreci devam ediyor. Aileden de öyle ben bunu durdur diye bir yazılarını duymadım yani. Durdurmaya da sormazlar yani, bu aleti durduralım mı diye sormazlar. Peki hasta mesela o cihaza bağlıyken hani mesela organ yetersizliği oluyor zaman içerisinde. Evet, öyle bir fazla. O şekilde yani. Yani o doğal seyir içerisinde organlar yetmezliğe giriyor. Çünkü hareketsiz, evet, fonksiyon düşük, dışarıdan beslenen bir organ belli bir noktadan sonra iflas edecek yani. Normal çalışmadığı için. Organ verim için bu ama alan için onu ben bilmiyorum. Hükümlü. Alan ne oluyor? Normalde almakta bir sıkıntı yok. Ama ve lakin İslam hukuku... İslam hukuku normalde sağlamı korur, sağlamı bozmaz. Ama öbür türlü mesela bir kimse örneğin işte ölüm işlemi gerçekleşmiş olsa onun organlarının bir başkasının alınmasında bir beis yok. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri saçından veya sakalından bir başkasının sahabenin üzerine verdi ya, sakalı çıkmayan bir kimseye sakalından kopardı, onun yanağına yatırdı. Saçı çıkmayan bir kimse de saçını aldı kendi saçından, onun kafasına yatırdı, böyle yararaktan yatırdılar. Normalde şimdi bu hadis-i şerif olduğundan dolayı bir kimse dışarıdan bir organ alabilir mi? El cevap alabilir ama yaşayan bir kimsenin organını burada ondan söküp almak sıkıntılı. Yani saç mesela buradan alınabildi. Saç ve sakal Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bunu verdiği için mesela bir kimse organ nakli yaptırabilir. Bunda bir sıkıntı yok. Buradan fetva verebilir bir kimse. Yani ulema toplumu bu noktada Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri saçını ve sakalını verdi mi? Verdi. Buradan saçını ve sakalını verdiğinden dolayı kıyas ederekten bu fetva organ nakline fetva verebilir mi bir kimse? Bu noktada verebilir. Alınmasında bir beis olmaz. Bu noktada hani saç sakaldan çıkaraktan şimdi tıpçılar diyorlar ki bir tek böbrekle de yaşayabilir bir kimse diyorlar. Örneğin işte bunlardan fetva çıkarılabilir. Canlı olandan zaten yani akraba ya doku uyumu olandan orada evet. Canlı zaten ben veriyorum diyor, alıyorum diyor. Arada orada da yasak şu yani maddi çıkarıyor. Evet. Yani organını satmak yasak Türkiye kanunlarına göre. Dinen de zaten caiz yani, değil satmak. Yani ama ben uydu dokum, akrabam olur olmaz dokular uydusa ben vermeye de gönüllüysem canlıyım da verebilirim. Saçtan hüküm çıkarılabilirse çıkarılabilir. Murat Hocam başka bir soru geldi aklıma. Bu işten nemalanan yani ticaretini yapan doktor ve başka kişiler var mı? Yok hayır öyle bir şey yok, yok öyle bir şey. Yani o işten para kazancı diye bir şey varsa zaten o illegal yapıdır. Ki öyle birkaç tane illegal yapıda çalışan ama onlar şöyle çalışıyorlar zaten. Ölüden değil, işte diyelim ki fakirden alıp İsrailleri çağırıp takma gibi böyle bir hastanede işte bir adam vardı kaçtı gitti birkaç kere de yakalanmasına rağmen. Onlar canlılardan yaparlar genelde. Ya öyle bir şey yok yani, aklınıza öyle bir şey gelmez. Bu tıbbi bir mesele. Onu ben de şahidim şeye, normalde... Yani canlıdan satan, aha, alan, bak. Kan satılır eskiden alan satan, onlar canlılar üzerinden oluyor ama ölüden böyle bir amaç yok, hiçbir zaman olmadı. Burada tıbbi ölümle dini ölüm arasındaki farktan kaynaklanan bir sıkıntı var gibi. Orada hani biz tıbben beyin öldüğü zaman geri dönmeyeceğini düşünüyorum. Doktor yani grubu diyelim, grup olarak ve o yüzden de geri dönmeyecek hastadan organlarının hani kullanılmasını istiyorlar. Sonuçta heba olmasın anlamında bir şey. Ama diğer taraftan da işte hocamızın dediği gibi bu insanın kalbi atarken bu canlı yani din hükmünde bu çatışma buradan kaynaklı. Biz beyin çalışmıyorsa öldü diyoruz.
Sufiler de kalbi çalıştığı müddetçe yaşıyor diyorlar. Sorma. Bu normalde organ naklinde satışla alakalı benim şahit olduğum bir şey var. Şey efendiye ameliyat ettirirken şeyde Ege Üniversitesi'nde, hatta gayrimüslimdi onlar. Bir gayrimüslim bir hasta vardı. Böyle fukara bir çocuk bulmuşlar. Onun karaciğerini almışlar. Ondan sonra tabii böyle herkes orada hasta, tabii yoğun bakımın önündeyiz hepimiz böyle hastanede. Ondan sonra o yoğun bakımda hastaları olanlar orada yoğun bakımın önünde böyle bir yer yapmışlar Ege Üniversitesi'nde. Orada duruyor. Herkes birbiriyle de konuşuyor. Zaten o Yaman Tokat da şeydi, karaciğer nakli yapıyordu o zaman. İlk nakilleri yapan ekip kurmuşlar böyle. Vallahi 16 saat, 20 saat ameliyata giriyordu. Kesiyordu milleti. Oradan alıp oraya aktarıyordu böyle. Nakil yapıyordu, karaciğer nakli yapıyordu. Böyle herkes de birbiriyle de fısıldaşıyor işte. Sizin neyiniz var? İşte yok, bizim karaciğer nakil yaptırdık. O ona soruyor, ona soruyor. Neyse, işte o gayrimüslim, o aile, bir bayan var böyle. Herkes de iyi duruyor, samimi duruyor. Rab herkese şifa versin. Rab herkese şifa versin. Rab böyle hani Allah demiyor. Rab hepimize şifa versin. Rab herkese şifa versin. Ondan sonra böyle oturdu benim yanıma. Sizin neyiniz var dedi. Babam var dedi. Ondan sonra sizin ne oldu dedi. Dedim onun dedim karaciğer dedi. Sirozdan dolayı kanser teşhisi koydular. Karaciğeri dedim. Yani çok az bir şey bıraktılar dedim. Aldılar dedim komple. Kestiler dedim ben. Ondan sonra siz nakil oldu herhalde dedim ben. Evet dedim. Ondan sonra tabii herkes birbirine de fısıldaşıyor. Sen ne kadar verdin? Sen ne kadar verdin? Siz ne kadar verdiniz? O günün parasıyla 120'nin üzerine masraf ettik biz dediler artık. Kadavra da var çünkü. Kadavra diyorlar aldıkları şeye. Böyle belli, böyle yeni evlenmiş daha. Ondan sonra da gördüm zaten o çocuğu, veren çocuğu da. Böyle terliklerle dolaşıyor hanımı. Böyle naylon terliklerle. O adamın çocuğun da hali belli. Satmış yani o şeyi. Ne o? Ciğerini satmış adamcağız bu karalıkta. Artık ne yaptılarsa tabii o kadını böyle hoş tutacağız diye uğraşıyorlar. İşte o da şifa bulacak. Hiçbir şeysi kalmayacak. İşte doktor garanti verdi. İşte büyüyormuş çünkü karaciğer. Değil mi hocam? Yani o parça alınan parça diğer parça tamamlıyor gönüllü. Tamamlıyormuş evet. O yüzden bu tip organ nakillerinde birileri para alıyor ortalıkta. Yani yakalanırsa çok büyük suç. Yani cezası da büyük. Veren de suçlu oluyor. Yani organını veren de, bunu takan da, alan da. Çünkü bu yasak. Türk kanunlarına göre organ, canlıdan organ ticareti yasak. Öbür türlü de hiç olmuyor. Çünkü orada devletin zaten ödeme kapsamı var, şemsiyesi var, ekibi var. Yani organ nakil ekipleri var. Bunları takip eden şehirlerde, hastanelerde. Onu devlet eli sıkı bir şekilde kontrol altında olduğu için hani bir can öldü fişi şey olacak. Yani işte beyin ölümü gerçekleştir, buradan sana satalım edelim, onun imkanı yok. Yani çok Sağlık Bakanlığı ciddi kontrol altında o. Organ nakil ekipleri var her ilde ve her Türkiye çapında bir organize olmuş güzel bir ekip var. Öncelik sağlıyorlar bazıları. Örnek veriyorum. Yok. Öyle bir şey oldu mu haber veriliyor zenginlere. Yok, zengin fakir değil. Orada organ dokusunun testi yapılıyor. Her organın doku nakli yapılması için belli kuralları var. O kurallara göre doku bankasından o dokuyla çaprazlama tutan çağrılıyor. Hatta bir tane değil, 2-3 tane kişi çağrılıyor. O 2-3 kişi içerisinden de alışta en sağlıklı dayanam kalabilecek kişiye takılıyor. Bu çok fakir de olabilir, çok zengin de olabilir. Burada şey de yok çünkü, kim olduğu da belli değil. Numara gibi böyle şifreli insanlar, kimse kime gittiğini bilmeden çağrıldığı için böyle bir şey yok. O sistem çok iyi. Yani ben onu çalışan arkadaşlarımla biliyorum. Bir torpil gibi bir şey düşünüyorsun belki ama yok öyle bir şey. Ben görmedim yani, duymadım. Hocam biz şimdi hastanelerde kan tahlili veriyoruz. Bir sürü teste sokuyorlar bizi. Biz bunları veriyoruz hiç, yani arkasından ne olur ne biter bilmiyoruz. Ama hani varlıklı biri hasta olabilir. Bu tahlillerden bizim
hangi organımızın ya da hangi dokumuzun ona uyduğu, uymadığı gibi bir bilgiyi çıkartabiliyorlar mı? Yok, yani, onlar zaten atılıyor yani. Normalde biz mesela kan tahlili verdik masumca. O bir veri tabanına girdi. Oradan bizim onlar mesela... Onlar ama özel testi var. Onun için özel test yapmıyorlar. Özel testi var. O test yapılmadığı için yani o herkese de yapılmak çok masraflı bir şey. O testler ucuz bir şey dedi. Yani alalım herkesin de doku bankası gibi koyalım. Yapılmıyor yani. Test alınıyor. İşi bitince belki bir gün daha tutuluyor ihtiyaç olursa diye. Ondan sonra atılıyor gidiyor. Beyin ölümü gerçekleşmiş bir hastaya devlet resmiyette ne kadar zaman bakmakla mükellef? Bizim devletimiz sonuna kadar bakıyor. Yani bizim devletimizde şu kadar gün bakarım diye bir kısıtlama yok. Yani SSK en büyük ödeme kurumudur. Yani bu kadar süre baktıracağım, ondan sonra baktırmayacağım diye bir kuralımız yok. Bizim devlet kanunlarımızda da, şeyimizde de, ödeme sistemlerimizde de gittiği yere kadar bütün tedavilerini öder. Devlet. Bu harika ya. Hiçbir şekilde yani senelerce yatar. Benim 4-5 sene yattığını bildiğim kişiler var. Mesela yoğun bakımlarda durup hepsini öder devlet. Bizim devletimiz her şekilde, çok şükür devletimiz çok güçlü bence bu konuda. Hiçbir kısıtlama getirmiyor. Şu kadar, ama Amerika'da falan bazı şeylerde mesela şu vardır Amerika'da, paran kadar tedavi olur. Şimdi özel sigorta sistemlerine ben o yüzden karşıyımdır. Şimdi yerleştirmeye çalışıyor. Amerika'da o özel sigorta sistemi yerleşmiştir. Konumuz değil ama bahsedeyim. Bahset hocam. Şimdi Amerika'da paran kadar sigorta alırsın. Aynı araba kaskosu veya trafik sigortası. Ben mesela kaskomu yaptırıp derim ki dişime baktıracağım bu sigortaya, gözüme baktıracağım, akciğere baktıracağım. Diğer şeylerine baktırmayacağım. O sırada tuttum ki bir atıyorum akciğer kanseri oldu. Sigorta geçmez. O sigorta onu ödemez. Açıkta kalırsın. Sürünür. Bizim devletimizde ise her şeyine her şekilde bakar. Yani özel sigortaya geçersek benim karşı oluyorum yani biraz bunu destekliyor bazı çevreler. Özel sağlık sigortası sistemine karşı. Çünkü sigorta sizde risk sistemine göre çalışan bir şeydir. Diyelim ki bende şeker hastalığı var. Benim başıma gelen bir olayı anlatayım mı kısaca. Ben sigortalanmayı, benim hayat sigortası yapmak istediler ve benden işte dediler ki ayda 100 euroya size işte hayat sigortası yapacağız. Ben dedim ki İngiltere merkezli bir şirket. Benim şeker hastası olduğumu söyle, bakalım ayda 100 euroyu kabul edecek mi? Yok hocam dedi, ya siz 100 euroya olacaksınız işte. Ya sen bir sor İngiltere'ye dedi. 2 ay 3 ay adam yok oldu, sonra geldi, sen haklıymışsın dedi. Ya bak şöyle bir liste döktü. Bu adam 20 sene sonra kalp hastası olabileceğinden, 20 sene sonra böbrek hastası olabileceğinden, 20 sene sonra şu kadar yüzde oranla göz kör olabileceğinden 100 euro değil ayda 1000 euro yatırması lazım. Riskleri alabilmemiz için. Yani anlatabiliyor muyum? Ne pahalıymışız biz ya. Hesapta ben 100 euro olmayacağını biliyorum. İşte ben o hastalıklardan ölürse idim, benim yatırdığım paraların üstüne sigorta yatacaktı. Benim varislerim gidecekti. Diyecekti ki benim eşim, işte eşim bitti diyelim. Böbrek yetmezliğinden öldü. Sigortanın avukatı gidecekti ki bu sigortanın zaten kapsamında değil. Deyip paranın üstüne yatacaktı. Hocam yeni bir işler oldu böyle bir konuda. Risko gerçekleştikten sonra sigorta şirketi artık poğaçadan cayamıyor. Ölüm hukuk olduktan sonra ben artık bana eksik bilgi verilmiş poğaçayı iptal ettim diyemem. O yüzden önceden test ediyor artık. Evet, yani çoğunlukla... Önceden test ediyor. Ne hastalığın var diye sağlık testini yapıyor. Ondan sonra da primini belirliyor, sonra şey yapıyor. Şimdiki sistem öyle. Efendim, bir kişi organları bağışlamak istemiyor halde, bir kişi organları bağışlamak istemiyor halde, kendi ailesi onun organlarını bağışlasa, burada dediğim bir hukuku nasıl oluyor? Hocam söyledi o, dini hüküm. Can, yani sen canlıyken aldın mı seni öldürmüş oluyor. O canlıyken değil, canlı. Yani şimdi birisi ölmeden önce dedi ki benim beni öldükten sonra organlar bağışlamayın dedi. Ama ailesi onu öldükten sonra organlar bağışlıyor. Bağışta yapıyor. Zaten aile... O kişinin hakkı olmuyor mu ya şey üzerinde? Öldükten sonra bağış olmuyor zaten. Öldükten sonra almıyorlar organlarını zaten. Kabul etmiyorlar. Devlet kendi bekası için
beyin ölümü gerçekleşmiş birinin hemen organlarını alıp sağlıklı birine verilmeli hakkı var. Öyle bir hakkı olmadığı için aile soruyorlar. Yani böyle bir şey düşünebilir mi devlet? Diyebilir mi ki yani? Devlet yaşatmakla mükellef. Devlet, evet. Dini, dini terminolojide devlet yaşatmakla mümkün, mükellef. Yani işte o mesela organla bekleyeni yaşatmak adına böyle. Yapamaz. Tamam. El-Fatiha, maşallah.